Bir televizyon programında hakemlerin bazılarının Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını engelleyeceğiz dediği söylendi. Başlangıçta bu iddiaya uygun gidişat oldu. Hakem haksızlıkları hız kaybetti. Bu kez Jorge Jesus'un hataları arayı kapattı. Ezeli rakibimize sahamızda mağlup olmak kırılma noktası oldu. Tahminim o ki 9. şampiyonsuzluk yılını yaşayacağız. Gelecek sezon başarılı olmamızı temenni ediyorum. Milyarlarca borç ve yılda milyarlık faiz ödemesiyle maazallah çöküş süreci başlayabilir. Servet kendisinin yönlendirmek bize ve haddimize düşmez ama Türkiye'nin en zengin insanı olan Başkanımız Sayın Ali Koç gereken düzenlemeleri yapmalıdır diye düşünüyorum. 2018 seçimlerini açık farkla kazanmasının dayanağının süper zenginliği olduğu inkar edilemez. Çünkü camiamız kendisinden yalnızca süper transferler değil, aynı zamanda borç yükünü de izale etmesini bekliyor. Sayın Ali Koç'un tekrar aday olup seçilerek kulübümüzü mali ve sportif başarılara taşımasını temenni ediyorum. Cümleten saygı ve sevgiler sunarım. Çok teşekkür ediyoruz Köksal Bey. Ayrıca geçmiş olsun. Sağ olun Köksal Bey. Sağ olun. Ayrıca geçmiş. Size hep sağlıklı görmek isteriz. Sağ olun Sayın Başkan. Size bir noktayı daha belirteceğim. Buyurun. Sayın Genel Sekreterimizin buyurun. İzahatlarından anlaşıldı ki rahmetli başkanlarımızdan Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun kapanmaktan kurtardığı ezeli rakibimizin kulübümüze yönelik kumpaslarını ibretle dinledik. Bir anımı da iki cümleyle söyleyeyim. Buna mümasil. Üniversitede sınıf arkadaşım var. Galatasaray Lisesi mezunu ve Galatasaray Kulübü üyesi. Bir gün bana dedi ki Köksal'cığım benim Galatasaraylı olmamdan daha ileri bir özelliğim var. Nedir dedim? Fenerbahçe düşmanlığım dedi. O ayıp da sana yeter dedim kardeşim. Saygılarımı teşekkür ederiz.